Ne zamanki kardeş Esad seslenişi kanlı Esad sövgüsüyle yer değiştirmiş, ne zamanki Orta Doğu'da imkan ve kabiliyetlerimizin ötesinde bir politika takip edilmeye başlanmış, işte o zaman Türkiye sorun ithal eden ve yalnızlığa mahkum bir ülke haline getirilmiştir. AKP'nin dış politikadaki tüm tasavvur, teklif ve amaçları birer birer buharlaşmıştır. Türkiye'nin etrafı adeta husumet çemberine alınmıştır. Kavgalı olmadığımız, ters düşmediğimiz hiçbir komşu kalmamıştır. Stratejik derinlik, stratejik sığlığa, sıfır sorun, sırf soruna, çok boyutlu politika söylemi, boyutu kalmamış irtifa ve değer kaybına dönüşmüştür. Başbakan dış politikada hem sürekliliği hem de değişimi baz aldık dese de bu asılsızdır. Türkiye'yi bağımsız, proaktif siyaset ve perspektif üreten bir dış politikaya kavuşturduk sözleri ise tamamen uydurmadır. 64. Cumhuriyet Hükümeti'nin programında Davutoğlu tarafından dillendirilen şu ifadeleri hepinizin takdir ve değerlendirmelerinize sunuyorum. Dış politikamızın vizyonu devletler arası ilişkilerin ötesine taşıyarak toplumlar arasındaki ilişkilere de genişlettik. Bu süreçte dünyanın en önde gelen donör ülkelerinden biri olduk. Hakikaten de AKP hayalperest, dengesiz, başı sonu belli olmayan, gayrimilli nitelikli bir siyaset paradigmasının kölesi olmuştur. Ne marazi ve tuhaf bir haldir ki AKP'li yöneticiler söyledikleri yalanlara bir zaman sonra kendileri de inanır ve bağlanır hale gelmişlerdir. AKP Türk milletinin vatan coğrafyasını temel alan politik dinamikleriyle tehlikeli şekilde oynamış, ucu açık, rotası silik, dümeni kırık bir halde mesafe alınacağını zannetmiştir. Hatırlarsanız 13 Kasım 2009 tarihinde Meclis Genel Kurulu'ndaki bir konuşmamda tarihi bir uyarıda bulunmuştum. Ve demiştim ki adı üstünde jeopolitik üzerinde yaşanılan coğrafyanın yöneticilerine yüklediği yönetim sorumluluğunu ve vizyonunu tanımlar. Yüksek siyaset kaynağını ve duruşunu coğrafyadan alır. Her coğrafyanın doğal ve zorunlu politikası vardır. Anadolu üzerinde yaşıyor olmanın da bir jeopolitiği vardır ve 1000 yıldır değişmemiştir. Coğrafya aynı duruyorken ki öyledir, 10 asırdır bu topraklardan yükselen politik dinamikleri değiştirirseniz buradan hepinizi uyarıyorum ki coğrafyayı mutlaka kaybedersiniz. Şimdi gelişmelere bakınız. 6 yıl önceki bu sözlerimi bir kez daha yorumlayınız. Balkanlardan çekilişimiz, Orta Doğu'da geri dönüşümüz ve Anadolu coğrafyasına sıkışıp kalmamız nice badire ve acıların sonucunda gerçekleşmiştir. Başbakan Davutoğlu'nun Türk dış politikasının insanı, adaleti ve demokrasiyi temel aldığı tezini ileri sürmesi, bunların dünyada takdir topladığını, toplumlar nezdinde büyük kabul gördüğünü ifadeye kalkışması, devasa bir kandırmacadan ibarettir. Türkiye'nin dış politikadaki tüm cepheleri düşmektedir. Mevzi üstüne mevzi kaybettiğimiz inkar edilemeyecek kadar nettir.